Öncelikle herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'deyken green kartımı kaybettim. Ne yapmalı? Nereye başvurmalıyım? diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer kişiler, yeşil kart sahibi kişiler ülke dışında seyahat ederken Amerika dışında bulundukları bir durumda ki bu durumda siz Türkiye'desiniz. Green kartlarını kaybederseler yapmaları gereken kendilerini en yakın Amerikan konsolosluğunda irtibata geçip Amerikan konsolosluğu üzerinden foya tarzı e, damgalar almaları gerekiyor. Bunun içinde aynı nasıl green card'ınızı kaybettiyseniz Amerika içinde eee bununla ilgili adımları atmanız gerekiyor ve konsolos bu noktada sizi yönlendirecek. Yani önemli olan green card'ınızı kaybettiyseniz Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna ulaşıp onlara Amerika'ya tekrar giriş yapmanızı sağlayacak başvuru yapmanız gerekecek. Bu sayede siz Amerika'ya elinizde fiziksel yeşil kartınız bulunmadan da gelebileceksiniz. Bu sayede burada e, girişte giriş yaparken hiçbir sorun yaşamadan green kartınız elinizde varmış gibi gelme imkanınız olacak. Dolayısıyla evet takipçimize tavsiyemiz kendisine yakın Amerikan konsolosluğuna irtibata geçip onlara kaybettiği ile ilgili kanıtları sunması ve onlardan da foya tarzı, foyol dedikleri bir izinle beraber Amerika'ya giriş yapmalarını istemeleri gerekecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizin sorusu şu yönde. Eşimin 2 yıllık green card süresi Mart ayında bitti ve 10 yıllık yeşil kartı için başvuru yaptık ve bekliyoruz. Bu arada immigration'dan letter geldi. 18 ay uzattıklarını söylüyor. I çizgi 797 notice letter ile Türkiye'ye gidip gelebilir miyiz? Girişte herhangi bir sorun yaşar mıyız diye takipçimiz bize soruyor. Kişiler e, tabii ki geçici 2 yıllık kartları bitmek üzereyken bunun 10 yıllık karta çevrilmesi için ve o 2 yıllık sınırın kalkması için göçmenlik tersine başvuru yapmaları gerekiyor. Kişiler başvuru yaptıklarında göçmenlik tersi onlara başvuru yapıldığına dair I-797 belgesini gönderiyor. Bu belge, e, bu kişinin hem Amerika'da çalışmaya devam edebilmesi hem de ülke dışında giriş çıkışlarda seyahat etmesine imkan sağlayan bir belgedir. Dolayısıyla evet, eşiniz Amerika dışına e, pasaportu ve süresi geçmiş yeşil kartı bir de göçmen dersinden gelen bu belgeyle beraber seyahat edebilir ve bu sayede girerken herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaz. Yani şu anlamda kalmaz, onun ülkeye giriş yapmasına imkan veren bir belgedir o. Ve bu dediğimiz pasaport, süresi geçmiş yeşil kartı ve bu gelen belgeyle beraber ülkeye giriş yapmasında herhangi bir sorun yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soruya geçeceğim şimdi. Amerika'ya Work and Travel programıyla geldim. Programım bittikten sonra Work and Travel J1 vizemi turist vizesine çevirebilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada evet önemli olan nokta sizin geldiğiniz bu C1 vizenizle Work and Travel programınızı düzenli bir şekilde yerine getiriyor olmanız ve programda herhangi bir ihlale yolu açmamanız ki bu sayede programınızın iptal edilmesi ya da sınır dışı süreciyle karşı karşıya kalmamanız için programınızı başarılı devam ettirmeniz gerekiyor. Ve eğer programınızı tamamladınız ve tamamla, ya da tamamlamak üzereseniz burada bir süre daha seyahat etmek istiyorsanız evet başvurunuzu göçmenlik dairesine statü değişikliği başvurunuzu yapıp J1 Work and Travel statüsünden turist statüde geçme imkanı elde ediyor olacaksınız. Tabi bu başvuru yaparken de dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü son dönemler göçmenlik dairesi bütün başvurularda başvuruları daha çok dikkatli incelemeye ve zorlamaya başlamış durumda. Ve dolayısıyla son iki yıldır da epey bir değişiklik yürürlükte görünüyor bu alanlarda. Bu açıdan da dikkatli olmanızda fayda var. Tavsiyemiz işini bilen bir uzman avukatla çalışıp bu süreci problemsiz geride bırakmanız olacak diyeyim. takipçimizin sorusunu cevaplamış ol. Geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru şu yönde. Bir hafta önce aracımda plaka olmadığı için New York'ta ceza yedim. Bana verilen ticket'ta ceza ücreti yazmıyor. Ceza ücretinin ne kadar olduğunu nasıl öğrenebilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer New York'ta, New York City ya da işte şehir ya da eyaletinde Ceza aldıysanız aldığınız ceza türüne göre e, karşı karşıya kalacağınız ceza miktarını öğrenmenin yolu şu olacaktır. Tabii ki normalde buradaki kanunlar belli ve e, bu noktadaki uyguladıkları rakam da bellidir ceza miktarı. Yapmanız gereken sizin New York'taki e, işte plaka aracınızda plaka olmadan seyahat ettiğinizde karşı karşıya kalacağınız e, ceza miktarına bakıyor olmanız. Bu noktada internetten bir araştırma yaparsanız ceza yediğiniz bölgeye göre de bu rakamın ne kadar olabileceğini görmeniz mümkün olacaktır. Ama farz edelim ben tahmin ediyorum siz New York City'yi kastediyorsunuz. Bu da tabii ki hani Manhattan bölgesi, Queens, Brooklyn, Staten Island, Bronx bölgelerinden bahsediyorsunuz. Plate derken kastettiğiniz registration olabilir, kayıt olabilir. Eğer registration ile ilgili bir durum varsa hani benim bu noktada size söyleyeceğim şunu yapmanız size verilen ticket'ın üzerindeki kod numarasına bakıp onu internette baktığınızda rakamı görebilirsiniz. Bu sayede de ne kadar bir ücret ödeme durumunu göreceksiniz. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim size. Eğer registration durumunuz yoksa tabi bu rakam değişebiliyor. 40 dolardan başlayıp 300 dolara kadar gidebilir diye görüyorum. Ama dediğim gibi size verilen ticket'ın nerede verildiği trafik cezasının bu verildiği bölgedeki rakamlara göre değişebilir koda göre. Ama en az 40 dolarla 300 dolar arası bir rakama bakıyorsunuz deyip en azından takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Ben hamile bir bayanım ve geçen hafta var olan turist vizemle Amerika'ya giriş yapmak istedim. Görevliler beni görünce hamile olduğumu anladılar ve beni yaklaşık 10 saat havaalanında bekletip sonra vizemi iptal edip beni Türkiye'ye gönderdiler. Aa, bu durumda ne yapmalıyım? Herhangi bir hak iddia edebilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyebilirim. Hani siz Amerika'ya turist vizesi alırken bu hakkı kalıcı olarak almıyorsunuz. Ve Amerikan hükümeti ya da yönetimi konsolosluklar aracılığıyla size verdiği vizeyi istediği her an iptal edebilecek şartıyla veriyor durumda. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğundan vizeyi alabilirsiniz. Oradaki görevliler vizeyi vermek zorunda değiller. Ama size vizeyi verebilirler. Sonra isterseler size ulaşım tekrar vizenizi iptal edebilirler. Ya da siz Amerika'ya giriş yaptınız. Amerika'ya giriş yaparken gümrükte bulunan görevliler sizin elinizde olan vizenizi iptal edip ülkenize geri gönderebilirler. Yani bu durumda bir kazanılmış hak durumu söz konusu değil. Onlar sizin ülkeye geliş amacınızın farklı olduğu ya da geliş amacınızın elinizde yer alan vize amacıyla uymadığı noktasında bir çelişki ya da farklı görüyorsalar bu vizenizi iptal edebilirler. Ve bu daha dolayı da herhangi bir hak iddia etme durumu söz konusu değil. Ama tabii ki tekrar turist vizesine başvuru yapmanızın da bir engeli olmaz. Çünkü sizin bir ihlaliniz yok. Sadece ülkeye turist sitesine giriş yapmaya çalışırken bu vizenizin iptal edilip geri gönderildiği bir durumla karşı karşıyasınız. Dolayısıyla böyle bir hak söz konusu olmayacak. Ama burada önemli olan e, durum şu aslında. Biliyorsunuz e, son dönemlerde özellikle Amerika'daki başkanın e, bakış açısından dolayı yönetim de bu noktada işte kişilerin, yabancıları buraya gelip Burası sadece doğum yapması için gelmelerini çok sıcak bakmıyorlar ve bunun için de biraz zorlaştırmalar ve engellemeleri yapabiliyorlar. Ama tabii burada anlaşılan nokta onların sizin aslında Amerika giriş amacınızın çocuk doğurmak olduğunu anlaması ve bu noktada bunu önlemek için sizin vizenizi iptal edip geri göndermiş durumdalar. Aa, tabii talihsiz bir durum. Bunun için hani, tahmin edebiliyorum yaşadığınız stres, çok da kolay olmamıştır diye tahmin ediyorum. Ama maalesef bir hak talep etme durumu söz konusu değil. Dediğim gibi vizeyi verebilirler ya da vizeyi iptal edebilirler. Bu konuda ellerinde bu hakkı bulundurmuş durumdalar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya boşlu kalıp sınır dışı edilirsek bu durum Türkiye'de karşımıza çıkar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Yani kastettiğiniz Amerika'ya borçlu kalıp yani burada bir borcunuz oluşup bu Türkiye'de çıkar mı? Yoksa buradan sınır dışı edilmeniz bir Türkiye'de çıkar mı? Diye emin değilim sorunun hangi türlü geldiğini ama şöyle cevap verebilirim. Sizin Amerika'da oluşan özel bir borcunuzdan dolayı bunun Türkiye'de görülmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla bunun Amerika'daki özel borcumuz Amerika'da olmuş olacak. Ve bunun Türkiye'de görülebilmesi bu Amerika'daki balacaklı firmanın bunu takip etmesi için Türkiye'de işlem yapmasıyla belki ortaya çıkabilir. Yoksa Amerika'daki konsoloslukta da bu görülecek bir durum olmayacak. Ama sizin Amerika'dan sınır dışı edilmeniz, yani Amerika'daki göçmenlik yasalarını ihale ettiğiniz için ülke dışına sınır dışı edilme durumu söz konusuysa tekrar Amerikan vizesine başvurmak istediğinizde önünüze gelecek ve bu belki de çoğu zaman vize almanızı engelleyecek. Ama bu durum Amerika'dan sınır dışı edilme durumunuz Türkiye'deki durumunuzu ya da Türkiye'deki mercileri çok ilgilendiren bir durum olmayacak. Buradaki sınır dışı edilmeniz Türkiye'de bilinmesi gerekmeyen bir durum olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Ben uçak bakım teknisyeniyim. Öncelikle İngilizce öğrenip e, işimi yapmak istiyorum. Ucuz bir dil kursuna kaydolup kursa gitmeden ücretini ödemeye devam ederek Amerika'da kalabilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz eğer Amerika'ya öğrenci vizesiyle geliyorsanız, ve öğrenci vizesiyle gelip burada bir eğitimi yapmak ve tamamlamak istiyorsanız o zaman bu eğitim programına uymak zorundasınız. Ve dolayısıyla size öğrenci vizesinin verilme şartı da sizin burada devamlık şartıyla programınıza öğrenim alacağınız dil programına gidiyor olmanız olacaktır. Dolayısıyla bu dediğiniz durum mümkün olmayacaktır. Aslında bu durumda siz Amerika'daki yasal durumunuzu ihlal etmiş sayılacaksınız. Dolayısıyla bunu size tavsiye etmeyeceğiz. Eğer eğitim amacıyla geliyorsanız eğitim amacıyla gelip eğitimimizi tamamlıyor olmak ya da yerine getiriyor olmak hedefiyle gelmeniz gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçi bizden gelen soru şu yönde. Kızım 1999 doğumlu yani 20 yaşında bu sene Green Card çekilişine katılıp seneye Green Card çıkarsa kızımı 2020'de Amerika'ya götürebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabi buradaki e, önemli olan nokta size eğer e, bu sene Green Card çıkarsa ile kastettiğiniz gelecek sene Mayıs'ta çıkarsa ve o Mayıs'tan sonra da kızınızın sizinle beraber yeşil kart alıp alamayacağı. Bu biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü siz yeşil kartı alana kadar o 21 yaşına girecek gibi gözüküyor fakat Tabii çoğu şeyin bir yere gelmesi lazım. Size bir kez çekilişin çıkması. iki çıkan da, e, rakamlarda rakamınızın hemen ekim kotaları başlar başlamaz. E, vize randevusu verilecek dosyalar gibi faktörler olursa belki yetişme durumu olabilir. Yoksa yetişme durumu görünmüyor gibi. Ama size eğer çekilişten yeşil kart çıkarsa siz yeşil kartı aldıktan sonra kızınıza başvuru yapabilirsiniz. Sizin abayüke bir anda gelemeyecek ama siz üzerinizden. O da yeşil kartı alabilmesi için uzun bir sürede olsa beklemesi gerekecek ama ondan sonra alması mümkün olabilir. Onun da sebebi tabii yaşının 21'in üstüne çıkması olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'de hukuk okuyup Amerika'da çalışma imkanı var mıdır, nasıldır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer sizin hukuk fakültesini Türkiye'de bitirip, Amerika'da çalışmak istiyorsanız tabii ki öncelikle Amerika'da da eğitiminizi devam ettirmeniz ve buradaki yapacağınız eğitimin üstüne de öğrenci vizesiyle buradaysanız alacağınız OPT çalışma izniyle bir yerde staj yapma ya da çalışma imkanına sahip olacaksınız. Ama bu size tabii ki burada devamlı çalışabilme imkanı vermeyebilir. Ama burada size eğitiminizden sonra Amerika'da çalışma imkanı sağlayacak bir adım olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçi bizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya sığmak istiyorum. Fakat sığınmamın kabul olma oranına göre Amerika'ya gelmek istiyorum. Bunu nasıl öğrenebilirim? Amerika'ya ilticamın kabul oranını arttırmak için elimde bulunması gereken evraklar ne olmalı? Nasıl bir hazırlık yapmalıyım diye bu takipçimiz soruyor. Amerika hükümetinin bu sığınma dosyalarında baktığı durum kişinin daha önce kötü bir durumla karşı karşıya kalıp kalmadığı, kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadığını görmektir. Ve bunu gösterecek her türlü kanıdı bir yere getirilmesi gerekmektedir. Bu ister raporlar olsun, ister belgeler olsun, ister ifadeler olsun, beyanlar olsun, şahit beyanlar olsun, neler bir yere getirilebiliyorsa bunların hepsi kişinin dosyasını güçlendirecektir ve kişi bunun üzerinden başvurusunu yapabilecektir veya da olay alması şansını artırabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card sahipleriyle evlilik yapıldığında kota sınırının kaldırılması ne zamana kadar sürecek? Bunu nereden takip edebiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Evet biliyorsunuz ki bu ay içinde Yeşil Kart sahiplerinin eşleri ve 21 yaşın altında çocukları yeşil kart sahibi tarafından onlara başvuru yapıldığında ve kendileri de eğer Amerika için değilseler kotada açık bir durumda devam ediyorsa yeşil kart dosyalarında aynı anda başvuru yapabilecekler. Dolayısıyla eğer e, bu imkanın yani ne kadar devam edeceğini söylemek zor olacaktır. Ama bu ay için bu kota açık. Ve önümüzdeki belki gelecek ay ya da ondan sonraki ay açık olma ihtimali yüksek görünüyor. Ama tabii bunu takip etmenin yöntemi vize bülten denilen bültenden her ay bakarak yani bir ay sonraki bültenin o kotaların açık olup olmayacağını görmeniz gerekecektir. Dolayısıyla bu ayın ortasında da gelecek ay kotaların açık olup olmadığını öğreniyor olacağız. Yoksa öbür türlü ne kadar daha süre açık kalacağını söylemek çok da kolay bir durum olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'da çalışırken yakalandığımızda cebimizdeki paraya el koyarlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Amerika'da seyahat amacıyla bulunuyorsanız ve bu seyahat amacınıza da uymayan ve çalışma izniniz olmadan çalışıyorsanız dolayısıyla var olan yasal durumunuzu ihlal etmiş durumda oluyorsunuz. Eğer görevliler tabi bu yakalamayla kastettiğiniz göçmenlik görevlilerinin sizi yasal durumu ihlal ettiğinizden dolayı yakalamasını bahsediyorsanız onları sizin paranıza el koyma gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama farz edelim üzerinizde bir para miktarı vardır. Tabii ki sizi gözaltına alırken onu da tutuklu kalacağınız yerin güvenlikli bir şekilde tutabilmesi için onların e, altına vereceklerdir. Ama siz tabii içeriden çıkarken o sizin kimliğinizdir, telefonunuzdur, paranızdır. Onların elinde kalan e, bu tarz evrakları ya da bu tarz eşyaları çıkarken teslim alıyor olacaksınız. Dolayısıyla e, burada paranızı el koyma gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama tabii farklı türlü bir ihlal ya da suç durumu varsa e, bu da farklı bir duruma yol açabilir. Onun cevabını vermek zor. Ama bu şekilde bu ihlal durumundan dolayı sizin paranızı el koyma durumu söz konusu değil. Sadece gözaltına alıyorsanız geçici olarak onu tutuyor olacaksınız. Takipçimizden gelen soru şu yönde. İnternetten Amerika'da sürekli kalmak veya temellik almak gibi konularla ilgili aramalar yapsam veya YouTube'dan videolar izlesem bu durumda bunu tespit edip turist vizemizi iptal edebiliyorlar mı? Biliyorsunuz kişilerin Özgür kendilerini ifade edebilmenin yanında tabii özgür düşünme, araştırma yapabilme hakları var. O açıdan hani bu tip gerekçelerden dolayı sizin yani vizenizin iptal edilme durumu mümkün olmayacak. Ya da vizeyi alamama ya da vize iptal edilme durumu söz konusu olmayacak. Yalnız şöyle görmek lazım bu olayı. Tabii ki bazen kişiler Amerika'ya giriş yaparken sınırdan görevlerin bazıları telefonlarını görmek isteyebiliyorlar. Ama tabii siz bu telefonunuzu vermek zorunda değilsiniz ama farz edelim bu ortamda ve başka şansınız kalmadı ve telefonunuzu vermek istediniz. Tabi bu arada telefonda neye bakacakları belli değildir ama tabi telefonunuzdaki sizin mesajlarınıza, e-maillerinize, whatsapp mesajlarınıza bu tip bilgilere ulaşabilirler ve buradan da sizin aslında Amerika'ya gelme niyetinizin gezmediğinde başka bir şey olduğu algısını çıkarırsalar o zaman da sizin vizenizi iptal edip Geri gönderiler. Dolayısıyla hani sizin dediğiniz şekilde bir e, aramalar yapmak ya da iz videolar izlemek sizin bu e, vizenizin red almasına yol açmaz. Ama tabii e, kapıda nasıl bir diyalog oluşur, görevlilerin telefonunuzda neye dikkat etmeleri tabii ki görmek lazım. Ama dediğimiz gibi genelde bu tip durumlarda telefonlardaki mesajlara e, daha çok e-maillere, text mesajlara, WhatsApp mesajlarına, sosyal medya mesajlarına bakma durumları oluşursa bu ayrıca bunun bir güvencesini vermek zor olacaktır. Dolayısıyla tabii buradaki benim söyleyeceğim şey önemli olan tabii de niyetle geliyorsanız o niyetinize sadık kalmak ki bu tip endişeler ya da sıkıntılar yaşama durumunuz azalmış olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.